Kıymetli hazırım, öncelikle burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı, burada bizleri yalnız bırakmayarak aramıza katılmanızdan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Evet, 8,5 yıllık Karaköprü Belediye Başkanlığı süresi zarfında her birinizle ayrı ayrı muhabbet etmiş, toplantılarımıza katılmış, hanelerinizi yeri gelince ziyaret etmiş ve yaptığımız hizmetlerle şükürler olsun sizlere ulaşmış durumdayız. Ve bu süre zarfı içerisinde gerek kıymetli muhtarlarımızla, kıymetli vatandaşlarımızla olan diyaloglarımız göz önüne alınarak, yaptığımız hizmetler göz önüne alınarak, teşkilata verdiğimiz değer belki göz önüne alınarak, yapılan anketlerin sonucu göz önüne alınarak ve en önemlisi bu güzelim Karaköprü'nün gelişmesi, güzelleşmesi, büyümesi ve sorunsuz bir şekilde Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen, gelişen ve gelişmeye devam eden ilçesindeki Karaköprü'nün hizmeti göz önüne alınarak genel merkezimiz Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar 31 Mart yerel seçimlerinde Karaköprü Belediye Başkan adayı olarak gösterilmenin onurunu ve gururunu yaşamakla birlikte bunu bize nasip eden Allah'a hamd ediyorum. Şükürler olsun. En önemli mutluluğu kıymetli hazırım, değerli muhtarlarım, gerçekten 1005 yıl daha nasip olursa sizlerle birlikte olmak, sizlere hizmet etme şerefine nail olmanın öncelikle mutluluğunu yaşıyorum. Ben gerçekten bugün özellikle ve özellikle sadece 31 Mart yerel seçimleri adına değil, her zaman için sizinle birlikte olmaktan, sizlere hizmet etmekten, Karaköprü gibi bir yere başkan olmaktan dolayı inan mutlu ve şerefli bu göreve devam etmenin her zaman onurlu yaşadım. Ve bunu bana yaşatan öncelikle siz değerli vatandaşlarsınız. Sizler o reylerinizle verdiğiniz oyla bizi buraya seçerek, bizi buraya layık görerek bu hizmeti yapmamıza vesile oluyorsunuz. Yani aslında işin özünde bu fırsatı bana veren siz değerli muhtarlarıma, siz değerli seçmenlerimize, yani sizlere ben teşekkür ediyorum, ben sizi alkışlıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ve şunu söyleyeyim. Ben burada bu Karaköprü'de hizmet ederken inanın her zaman için adaletli olmaya, adil davranmaya dikkat ettim. Tabii biz kırsal hizmetleri dile getirdik ama merkezimiz de en iyi şekilde ki yaptığımız kilit taşlarıyla, merkez muhtarlarımız burada, yaptığımız çok amaçlı salonlarla, her mahalle yaptığımız okuma salonlarıyla, müze şehir yapma düşüncesiyle, yaşam parkımızla, kapalı yüzme havuzlarımızla biz Karaköprü'yü irmek irmek işliyoruz. Ve Karaköprü'yü hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yanımızda, şükürler olsun. Kıymetli milletvekilimiz yanımızda, il başkanı yanımızda, teşkilat yanımızda, birliklerimiz oluşmuş, şükürler olsun. Biz her şey tamam, inşallah ayakta durma adına, tekrar sizlere hizmet getirme adına sizlerin kıymetli muhtarlarımın desteğini canı gönülden yürekten istiyorum. Katıldığınız için, bizi yalnız bırakmadığınız için, tekrar bir araya geldiğimiz için ben buradaki herkese teker teker teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın size verdiği değeri, kıymeti hepiniz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızla paralel olarak bizler de
muhtarlarımızın bütün zamanlarda her zaman şikayetlerini, taleplerini dikkate aldık ve elimizden geleni her zaman yapmaya çalıştık. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ediyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. İletişimi güçlü. Hangi konu bize gelmişse kendisine ilettiğimizde hemen gerekli hassasiyeti göstermiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu daha da arttırarak göstereceğine inanıyorum. Konu Karaköprü olunca her zaman bir araya geldik. Değerli belediye başkanı da ifade etti. Hiçbir zaman size hizmet etmekten erinmedik. Geri durmadık. Acaba Karaköprü'ye ne kazandırabilirizin mücadelesini verdik. Helal olsun Karaköprü'ye, ne kadar yaparsak az kalıyor. Ama biz bu hizmetten geri durmadık ve durmayacağız. Allah'ın izniyle sizin bu önümüzdeki süreçte de vereceğiniz desteklerle Karaköprü'yü geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Ben buna inanıyorum. Ben sadece Metin Baydil'i, zaten Metin Baydil'i sizin içinizden çıkmıştır. Sizden değil, biz sizden biriz. Bizim bir ayrımız gayrımız yok. Ama AK Parti davasını sizlere emanet ediyoruz değerli muhtarlarım. Değerli davalı arkadaşlar. Altyazı M.K.